Değerli İl Başkanım, çok değerli ilçe başkanlarımız, Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyelerimiz ve İl Yönetimi Kurulu üyelerimiz, sevgili basın mensupları, sizlerin aracılığıyla bugün Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Örgütü adına yaşanan gelişmeleri bir değerlendirme toplantısı yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Değerli basın mensupları, öncelikle bu toplantımıza katılım sağladığınız için, gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu toplantı Semih Şahin'in önceki cuma günü yapmış olduğu basın açıklamasına istinaden vereceğimiz bir cevap toplantısı değildir. Bu toplantı 2019 yerel seçimler sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Örgütü'nü ilçe kadın gençlik kollarımızın da bilgisi dahilinde olduğu, kamuoyunun bilmediği perde arkasında olanları, perde arkasında yaşananları anlatma toplantısı olacaktır. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi tarihi ve kimliğiyle birlikte son 100 yıldır Türkiye siyasetine damga vuran bir partidir. Ve Türkiye siyasetini yaparken öncelikle dürüstlüğü, öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini korumayı ve halkımıza, milletimize doğruları söylemeyi felsefe edinmiş bir siyasi partidir. Onun içindir ki 100 yıllık geçmişiyle ve geleceğiyle iddiası bulunan bir siyasi partidir. Böylesine siyasi partide, dünyada eşi ve benzeri görülmeyen bir partide görev yapmak, ilçe başkanı olmak, il başkanı olmak, belediye başkanı olmak, milletvekili olmak, genel başkan olmaktan daha öteye üyesi olmak en onurlu, en şerefli bir görevdir. Ancak bu onuru yaşayamayan insanlar Cumhuriyet Halk Partilere asla ama asla akıl vermeye ve onları yönetmeye, yeltenmeye Cumhuriyet Halk Partisi örgütü müsaade etmeyecektir. Bunu belirtmek istiyorum. Geçmişinde, siyasi yaşamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin nerede olduğunu bilmeyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sadece aday olunca gelip üye olanlar, 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin en zor döneminde bile, Cumhuriyet Halk Partisi'nin %10 barajını geçemediği dönemde bile Bilecik İl Örgütü seçilen, kazanılan belediye başkanlığının başarısını iki turlu seçimde dahi gerçekleştirmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü vardır. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemdeki bu başarısını, bu birlikteliğini anlayamayan, algılayamayan, hatta Cumhuriyet Halk Partisi'ne sandığa gömün diyenlerle işbirliği yapanlar bizim örgütümüzün terbiyecisi olamazlar. 1999 yılında Semih Şahin Demokratik Sol Parti'den Bilecik Milletvekili aday adayı olmuştur. Ve bu aday adaylığı sürecinde dahi partimizin üyesi olan annesini, babasını bu partiden istifa ettirmiştir. O nedenle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliği, kişiliği, onurunu anlayamayanlara bizim vereceğimiz çok cevap yok arkadaşlar. Değerli basın mensupları, bizler Bilecik'te yıllardır siyaset yapıyoruz. 1946'dan bugüne kadar Bilecik'te birçok belediye başkanı geldi geçti. Rahmetli Dedeoğlu'ndan, Mercebek'ten son belediye başkanına varıncaya kadar. Hiç kimsenin ama hiçbir belediye başkanının başına gelmeyenler bugün Semih Şahin'in başına geliyorsa öncelikle iğneyi kendisine batıracak. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü her zaman olduğu gibi gereğini yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir. Bu ayette sosyal medya hesaplarından algı yaratmaya çalışanlar, sosyal medya hesaplarından
Bu algıyı pekiştirmeye çalışanlara bugün vereceğimiz çok önemli cevap olacak. Bugüne kadar niçin ve neden vermedik diye sorunuz olacak olursa, biz partimizin tüzüğünü, partimizin yönetmeliğini en iyi şekilde bilenlerdeniz. Çünkü partimizin yetkili organları, başta Merkez Yönetim Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu gerekli siyasi soruşturmayı yapmadan Bilecik İl Örgütü olarak, milletvekili olarak benim toplantı yapmam, basın açıklaması yapmamın çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, perde arkasında yaşanan gelişmeleri size kısaca bahsetmek istiyorum. 7 Mart 2020 tarihinde eski bir milletvekili arkadaşımız tarafıma yazılı olarak gönderdiği bu beyanı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu beyanı yapan kişi Okan Ulubaş. Yani Okan Ulubaş denilen arkadaş rahmetli Erol Kırmacı'nın damadı, Eğilmez ailesi, Abdullah Eğilmez'in başına. Adam kendisini, vatandaşımız kendisini kısaca tanıtıyor, kim olduğunu söylüyor ve gelişmeleri şöyle değerlendiriyor. Kafeteryanın açılabilmesi için gerekli olan ruhsatın çıkarılması sürecinde bizim mülk sahibi olmamız ve ruhsat çıkarılmasına engel hiçbir teknik sorun olmamasına rağmen belediye başkan yardımcısı Selçuk, yardımcı demiş burada, Selçuk Erdoğ eşimin ablasını görüşmeye çağırdı. Bu işlerin kolay olmadığını fakat her zaman bir çözüm yolu olduğunu söyleyerek kendisine taleplerini iletti. Durumu belediye başkanıyla görüşen Baldız'ın herhangi bir teknik sorun olmadığını Selçuk Bey ile gerekli görüşmeleri yapıp ruhsatı alabileceği cevabını aldı. Başkan ve yardımcısının aralarındaki ilişkiyi bilmemekle beraber bu danışıklı dövüş ortamı ve Selçuk Erdoğan'ın aleni rüşvet talebi karşısında deyim yerinde ise beyninden vurulmuşa döndüm. İstanbul İl Yönetimi üzerinden de bu konuyu merkeze ve milletvekiline ilettim diyor. Geçtiğimiz salı günü avukatımla beraber Bilecik'e Selçuk Erdoğ ile görüşmeye gittik. Rüşvet istemedeki rahatlığını ve yüzsüzlüğünü görünce avukatım bile pes etti. Bir şekilde bunu çözeceğimi düşündüğümden tehditlerin işe yaradığını düşünmesi amacıyla bu konuyu düşünmem gerektiğini söyleyip toplantıdan çıktım. O kadar ağrıma gitmişti ki kendisini Süleyman Soylu'ya ikram etmeye karar verdim. Ancak ne yazık ki de bunu da içime sindiremedim ve sonuçta bu karaktersiz adam yüzünden partime zarar vermeyi kendime yakıştıramadığım için son çare olarak sizlere yazıyorum. Değerli basın mensupları, bu bir yazılı belge. Bu adı, soyadı, imzası olan bir belge. Biz bu belgeyi aynısını aynı gün Semih Şahin'e ilettim. WhatsApp kayıtlarımızda var. Dedik ki senin çalışma arkadaşlarınla ilgili böyle bir suçlama var. Bu konudaki çözümün önerin nedir diye sorduğumuzda dedi ki bunlar iftira. Peki bunlar iftira ise o zaman sizin hemen avukatlarınızı çağırıp bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmanız gerekir. Ama maalesef Semih Şahin bu yazılı ve sözlü açık adresi, telefonu, imzası bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmadı ve bulunamadı. Bitmiyor, devam ediyor. Yine Bilecik'te iş yapan, bunlar belge arkadaşlar, esnaflarımız, iş adamlarımız, müteahhitlerimiz, danışmanı aracılığıyla İstanbul'daki bir firmaya, bir müşavir firmaya, Rumeli Denetim Yeminli Mali Müşavir AŞ adı altındaki bir firmaya, Bilecik'te esnaflarımızdan,
iş adamlarımızdan, müteahhitlerimizden bu hesaba para gönderilmesi talebinde bulunuyor. Sorduk. Dedik ki, bunları neden ihtiyaç duyuyorsun? Eğer belediyeye bir yardım yapılacaksa, bunlar belediyenin resmi hesabına yapılması gerekir dedik. Cevap yok. İşte bu ve buna benzer şikayetler yazılı ve sözlü olarak çoğalınca il yönetimimiz 4 kişiden oluşan bir komisyon kurdu. İl yönetimimiz 4 kişiden oluşan bir komisyon kurdu. Bu komisyon bu tür muhatap olan, yani partimize, bana, il, ilçe başkanlarımıza iletilen şikayetleri inceleme, onlarla görüşme talebinde bulundu. İl başkanlığımız tarafından kurulan bu 4 kişilik komisyon bu tür sorularla muhatap olunan, yani açıkçası rüşvet istenilen, maddi yardım istenilen, yatırılan kişilerle birebir görüşme yaptı. Tarih 14 Mart 2020. Bu çalışmanın sonrası 2 ay süre sonra 14 Mayıs 2020 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı binasında İl Başkanımız, ilçe başkanımız ve belediye meclis üyelerimiz Semih Şahin'e bu soruları sordu. Siz bu yazılı şikayetler için niye suç duyurusunda bulunmuyorsunuz? Bu paralar niçin buraya yatıyor? Diyerek bir toplantı düzenledik ve bu toplantı tutanak altına alındı. Şimdi bu tutanaktaki maddeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 14 Mayıs 2020 tarihinde il başkanımız, milletvekilimiz, belediye başkanı, ilçe başkanı ve belediye meclis üyeleriyle yapılan değerlendirme toplantısında alınan karar ekledir. 1. Kayı AŞ'nin hesaplarının belediye meclis üyelerimizin bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmesi. Böyle bir talebini ilettiler Semih Şahin. 2. Bugünkü toplantıda, yani o toplantıda, toplantı sonrası 15 gün içinde belediyemiz tarafından iddiaların takipçisi olup sonuç değerlendirme toplantısını 30.05.2020 tarihinde yeniden yapılması. 3. İl başkanımız ve milletvekilimiz, ilçe başkanımız ve belediye meclis üyelerimiz ile birlikte belediye başkanı danışmanı Selçuk Erdağ ile kamuoyunda konuşulan konularla ilgili ikazlarda bulunup görevden uzaklaştırılması. 3 maddeli tutanak arkadaşlar. İşte belge. Ve maalesef dönemin belediye başkanı Semih Şahin ne Kayı AŞ'nin defterlerini inceletti, ne sorulan sorulara 15 gün sonra cevap verdi, ne de danışmanı Selçuk Erdağ'ı görevden uzaklaştırdı. Değerli basın mensupları, eğer dışarıda yağmur yağıyor ise ben bu yağmurda ıslanmam diyemezsiniz. Selçuk Erdağ'ını Bilecik'e kim getirdi? Ona bu yetkileri kim verdi? Buradaki siyasi muhatabımız bizim Semih Şahin'dir. Biz ne annesinden, ne babasından, ne amcasından, ne yengesinden, ne kardeşinden siyaseten hesap soramayız. O adli yargının işidir. Ama biz siyaseten hesap sormalıyız. Ve kendisi de bizim muhatabımız. Ama sosyal medya üzerinden olağanüstü bir algıyla, kampanyayla kendilerini savunmaya çalışıyorlar ki bu tarifi Türkiye'de toplum dilinde fare köşeye sıkışınca, kaçacak delik bulamayınca kediye saldırılmış. Maalesef bu aşamadan sonra, suçüstü yakalandıktan sonra bize, partimize, yetkili organlarımıza olağanüstü bir saldırıya başlamışlardır. Değerli arkadaşlarım, sevgili halkım, ben 5 defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye Anayasası'nı, kanunlarını, halkımı ve milletimin malını koruyacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin etmiş birisiyim. Ve bu halk son 30 yıldır beni bir defa belediye meclis üyesi, 2 defa belediye başkanı, 5 defa milletvekili seçmiştir. Ve aynı zamanda
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 defa başkanlık divan üyeli, 1 defa da meclis başkan vekili seçmiştir. Meclis başkan vekilliği yapmış Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna oturmuş birisi olarak söylüyorum ki, hem meclis başkanına vekalet etmiş, hem 550 kişilik Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönetmiş bir kişi olarak söylüyorum ki, bugüne kadarki algıları biz suçluyuz psikolojisinden kurtulabilmek için partimize ve bizlere bu anlayış tarafından çamur atılmaktadır. Bu doğrultuda tüm bu konuşulanlar yazılı ve sözlü belgeler sonrası suçüstü yakalanan Selçuk Erdoğan bizim muhatabımız değildir. Bu süreçte 3 ayrı birin tarafından süreç yürütülmektedir. Bir, yargı süreci, yani adli süreç. 2, idari süreç, yani müfettişlerin yürüttüğü süreç. 3, siyasi süreç. Bu siyasi süreci de sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz suçüstü yakalandıktan sonra toplantılarında Semih Şahin'in soruşturmanın bitinceye kadar istifa etmesini, etmez ise de gerekli Yüksek İstihbarat Kurulu'nun tüzük gereği programına uymasına karar aldı. Yine il yönetimimiz Semih Şahin'in istifa etmesi gerektiğini, partiden istifa etmesi gerektiğini belediye başkanının değil, bu süreç sonlandıktan sonra gerekirse törenle üye yapacağını, ancak istifada direnirse Yüksek İstihbarat Kurulu tarafından kararın, sürecin başlatılması karar alındı. Sonrası ne oldu? Sonrası yerel yönetimler komisyonumuz Bilecik'e geldi. Bilecik'te ilçe yönetimi üyeleriyle tek tek, il yönetim kurulu üyeleriyle tek tek, belediye meclis grubumuzla tek tek görüştüm. Ve bu görüşmede kayıt altına alındı. Ve Semih Şahin Ankara'ya çağrılarak yerel yönetimlerden sorumlu genel başkanımız Sayın Seyit Torun, genel başkanımızın talebini iletip partiden istifa etmesi gerektiğini, etmenin zorunda olduğunu, bu süreçte partiye kurumsal olarak zarar vermemesi gerektiğini yüzüne söyledi. Aradan 10 gün geçti, Semih Şahin istifa etmedi. 10 gün sonra yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, hani demiş ya, ben genel başkanımızla 2 kez görüştüm, 1 kez de eşim görüştü demiş. Merkez Yönetim Kurulumuz oy birliğiyle karar aldı. Bu karar öncesi örgütlerden sorumlu genel başkanımız, genel başkan yardımcımız Oğuz Kaan Salıcı ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Seyit Torun, MYK toplantısı öncesi bizzat Semih Şahin'e, bak biz sana söz olarak tebliğ ettik, sen daha istifa etmedin, bugün MYK'da karar alacağız, İstifa et demesine rağmen yine istifa etmedi ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin, genel başkanımızın da bulunduğu toplantıda oy birliğiyle tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Semih Şahin Yüksek İstihbarat Kurulu'na sevk edildi. Değerli basın mensupları, Yüksek İstihbarat Kurulumuz partimizin yargı organıdır. Yani partimizin mahkemesi YDK'dır, Yüksek İstihbarat Kurulu'dur. Savunma hakkı kutsaldır denilerek Semih Şahin'in bu Şubat ayındaki MYK kararından sonra sevkinde Mart ayında Yüksek İstihbarat Kurulu Semih Şahin için toplandı. Yüksek İstihbarat Kurulu'na Semih Şahin gidip bizzat ifade verdi. Avukatı Çağatay Karahmet'le birlikte. Aynı zamanda şahitlerini götürdü. Onları dinletti. Savunma hakkını tekrar kullanmak istediler. Nisan ayında tekrar Yüksek İstihbarat Kurulu toplandı. Nisan ayında yine Semih Şahin ve şahitleri gitti ifade verdi. Ek savunma istiyoruz diyerekten talepler olmuş. Mayıs ayında tekrar Yüksek İstihbarat Kurulu toplandı. Yine o kurula avukatı, şahitleri ve kendisi gitti ifade verdi. Ve parti tüzüğümüz gereği 4 defa toplanması gereken kurul Haziran ayında tekrar toplandı. 13 Haziran tarihinde yapılan toplantıya yine Semih Şahin gitti, avukatı gitti,
şahitlere gitti ve ifade verdiler. Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizin büyük çoğunluğu avukat, hukukçu, kendi branşlarında çok iyi hukukçular olduğunu biliyorum. Şimdi Semih Şahin diyor ya, ben suçumun ne olduğunu bilmiyorum. Efendim ben neden yer edildiğini bilmiyorum. İşte bu bilgi ve belgeler doğrultusunda kendisine sorular soruldu. Aslında onları da anlatacağım. Bunları cevaplandıramadı ki, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizi ikna edemedi ki ve parti üyeliğinden ihraç edildi. Değerli basın mensupları, yani savunma hakkı kutsaldır söyleme yerine gelmiştir. Semih Şahin, şahitleri, avukatı 4 defa gidip Yüksek Disiplin Kurulu'nda ifade vermişlerdir. Ama Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri kendi hür iradeleriyle karar vermiştir ve partiden ihraç etmiştir. Değerli basın mensupları, size bir video izleteceğim. Yani diyor ki, belediyemiz toplantısında, ben diyor, bu kadar hiçbir dikili ağacım yok, belediye başkanlığı bittiğinde de dikili ağacım olmayacak diyor. Öyle diyor değil mi? Evet. Diyor mu basın mensupları? Peki şimdi o zaman biz soruları soralım. Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlar. Senin şairin cevaplandıramadığı 11 soruyu, 11 plaka olduğu için 11 tane. Plakası kadar soru var da özet olarak yazdık. 1. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Semih Şahin'in cevap veremediği 11 soru. 1. Danışmanın Selçuk Erdağ'la ilgili yapılan şikayetlerde şikayetçinin adı, soyadı, adresi ve imzası bulunan ve rüşvet talebi içeren şikayet dilekçeleri için neden suç duyurusunda bulunmadın? 2. Bilecik'teki esnaf ve müteahhitlerin Rumeli Denetim Yeminli Mali Müşaviri Ayşe isimli İstanbul'da yer alan firmaya mali danışmanlık hizmeti bedeli adı altında neden para yatırttın? Ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüzün ve yiyecek maddesi Odası Başkanı'nın yazılı ve sözlü uyarılarına rağmen neden bu firmaya para yatırtmaya devam ettin? 3. 14.05.2020 tarihinde parti binamızda yapılan toplantıda tutanak altına alınan Kayı Ayşe'nin hesaplarının belediye meclis üyelerimizin bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmesi kararını neden yerine getirmedin? 4. 14.05.2020 tarihinde parti binamızda yapılan toplantıda alınan karar gereğince 15 gün içerisinde şikayetlerin ve isteklerin yerine getireceğine ve bilgilendirme yapacağına demene rağmen neden bu iddialara cevap vermedin? 5. 14.05.2020 tarihinde yapılan toplantıda alınan karara göre belediye meclis üyelerimizin Selçuk Erdoğan görevden alımı talebini neden yerine getirmedi? 6. Bilecik kamuoyu tarafından Elmas Çay Bahçesi olarak bilinen iş merkezinin iş yeri, dükkan ve ofis olarak ayrı ayrı satılmasının
belediyeye çok daha yüksek rakamlar kazandıracağı aşikar iken, tarafına örgütten yapılan tüm uyarılara rağmen neden bir bütün olarak satma gereği duydun? 7. 2021 Haziran ayında, yani Elmas Çay Bahçesi satışından sonra, bir ay sonra 29.07.2021 tarihli 24/290 YM numarası ile 59.69.87.911 hisse no'lu Bodrum Turgut Reis'teki yaklaşık 6 milyon TL değerinde olan birliği nasıl satın aldı? Halkım adına soruyorum. Milletim adına soruyorum. Ben milletim vekiliyim. 8. Belediye meclis toplantısında yapmış olduğum açıklamada benim bir dikili ağacım yok, belediye başkanlığım bittikten sonra da olmayacak demene rağmen Bilecik'teki ve Bodrum'daki villaları ve lüks otomobili nasıl satın aldım? 8. 23.12.2020 tarihinde dönemin Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğan'ın oğlu Ege Erdoğan ve yine aynı dönemde Yönetim Kurulu üyesi Hasan Süyüt'ün amcası İrfan Süyüt'ün satın aldıkları, yani Pelindözü Belediye'den 256/37 parselde bulunan 19.021 metrekarelik tarlayı neden imar değişikliği yaparak çok katlı ticari konut alanı olarak imar planını değiştirdi? Danışman, Yönetim Kurulu, AŞ Başkanı ve yardımcısı, birisi oğlunun üzerine, birisi amcası üzerine 19.000 metrekare arsa alınıyor, tarla alınıyor pardon, tarlayı çok katlı imar açıyor. 10. Pelitözü mevkiinde toplam 525 hektarlık alanda bir imar planı değişikliği yaptınız. Yani toplam imar planı değişikliğinin metrekaresi 525 hektardan oluşuyor. 267/46 parsel ve 8547 metrekare olan ve ailenize ait olan bu tarlayı neden imar planı değişikliği yaparak bu alanda bulunan tek akaryakıt istasyonu haline getirdiniz? Soruyorum halkım. O tarla onların değil de demiyoruz. Ailesini kötü demiyoruz. 525 hektarlık alanda imar planı değişikliği yapıyor. Ama tesadüf bir tane bu alanda akaryakıt istasyonu alanı konuluyor. O da ailesine ait olan bir yer. Yani nüfus kullanma, rantı kendi imkanı için kullanmanın en somut bilgilerini paylaşıyorum değerli hemşehrilerim. Bir önemli konu daha var. 11. Bilecik Öykü sitesinde oturduğunuz evi kardeşim aldınız. Madem kardeşinizin durumu bu kadar iyiydi, seçim kampanyası döneminde neden bir araç bile temin edemedi ve seni şahit olarak Şişli Belediyesi'nden kiralık araç ile çalışmalarını sürdürdün? Kardeşinizin son 5 yıllık gelirini Bilecik kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyor musunuz? Bu 11 somut cevaplayamadığı 11 soruyu altımızda paylaşmış olurum değerli hemşehrilerim. Evet, bu konu, bu süreçler böyle şekillenirken alınan kararlara hiç saygı duymadım. Hiç üstüne alınmadı. Yani demedi ki ya kardeşim bu adamı ben getirdim. Siyasi sorumlusu benim. Siyaseten de ben bedel ödeyeceğim demedi. Tam aksine ileri ilçe başkanımızı, yönetim kurulu üyelerimizi suçlamaya çalıştı. Değerli basın mensupları, beni ilgilendiren önemli konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakınız, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı binası Ali Rıza Özkay Caddesi üzerinde. Öyle mi burası? Ali Rıza Özkay Caddesi'nde bulunan esnaflarımız, o caddesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi muhtarımız dahil olmak üzere, karşı tarafta bulunan Santral Sokak,
Yine telgraf sokak gibi adrese de bunlar, esnaflarımız. Beni her gördüklerinde, sayın vekilim, ya bu bina ne olur ne eder bilemeyiz ama bu meydan açılsın. Bu meydan açılsın ki biz burada insanlarımız rahat alışverişe gelsin, otomobiline gelsin, yürüyerek gelsin şeklinde talepleri oldu. Oldukça yüksek bir şekilde. Gerçekten partiye gelirken bile elime en az 2-3 tane esnaf geçip sayın vekilim ya bu meydana açılsın taleplerini duydum ve Bilecik Belediye Başkanı makamına giderek bu talepleri milletim adına, halkım adına Semih Şahin'e ilettim. Dedim ki bu meydanın açılmasını isteyen onlarca, yüzlerce esnafımız var. Burası açılması gerekiyorsa açılsın. Niye açmıyorsunuz düzenleme yapmanız dediğinde? Dedi ki bizim müteahhit firmayla yapmış olduğumuz sözleşme gereği orayı müteahhit firma yapacak dedi. Peki müteahhit firma yapsın, açılsın burası, niye açılmıyor? Yok dedi, bizim de onlarla özel durumumuz var. Ben dedi işte onlar yapsın, daha sonra işte bakarız falan diye geçtiğime kalktı. Ben dedim ki makamında, Semih Başkan, halkın talebi milletvekili olarak, milletin vekili olarak ben size iletmek zorundayım. Halkımız bu meydan açılmasını istiyor. Müteahhiti arayın, gelsin projesini anlatsın. Dedi ki siz arayın. Dedi ki ben müteahhitin kim olduğunu bilmiyorum. Tanımıyorum ben. Hatta ben telefon da yok. Öyle deyince özel kalem müdüresi, bayan neydi ismi? Özgür Hanım'ı çağırdı. Müteahhit Veli neydi? Veli Çelik'in numarasını Özgür Hanım verdi. Aradım. Benim onunla telefonu kayıtlı değil, onun bende telefonu kayıtlı değil. Veli Bey, bu projeyi siz yapacakmışsınız. Bu meydanı bir an evvel açalım. Çünkü esnafın böyle bir talebi var, milletin böyle talebi var. Biz sokakta yürüyemiyoruz bu talepten dolayı dediğinde. Sayın vekilim, biz o projeyi hazırladık. Ancak belediye tekrar değişiklik yaptı. Meydanla o ara sokakları, telgrafhane, sardal sokaklarını birleştireceğiz dedi. Bize tekrar proje sunmadılar dedi. Ben dedi şu an korona hastalığına yakalandım. Tedavi sürecim devam ediyor. İyileştikten sonra gelin bunu konuşalım dedi. Aynen böyle oldu arkadaşlar. Aradan 15-20 gün geçti, kaç gün geçti ben de hatırlamıyorum bu 2020 yılında. Bir gün beni aradı. Veli Bey dedi ki ben dedi müsaitim. Belediyede belediye başkanı saat 13.30'da randevu verdi. Ben de oraya gideceğim. Ben de oradaydım. Evet, belediyede buluştuk. Müteahhit Veli Çelik herhalde, öyle mi? Ben de hiç tanımadığım, bilmediğim, görmediğim, telefon kayıtlı olmayan bir arkadaştır. Belediye başkanı ve ben. Meydan düzenlemesi konuşulduğu sırada Veli Bey şunu söyledi. Dedi ki sayın başkan, bizi dedi imza yetkisi sahibi olmayan insanlarla görüştürmeyin. Onların bizden farklı talepleri var dedi. Bu belediye makamlarına anlatıyorum arkadaşlar. Semih Şahin buna çok bozuldu. Dedi ki ya ben kime imza yetkisi verip vermeyeceğine sana mı soracağım? Halk beni seçti, ben istediğime veririm. Diyerekten tepki gösterdi. Ve toplantı başlamadan bitti arkadaşlar. Veli Bey odada ayrıldı. Ben de oturmaya devam ettim. Ve sonuç itibariyle şimdi Semih Şahin şu algıyı yaratmaya çalışıyor. İşte Yaşar Düz'ün milletvekili iş takipçiliği yaptı, yapıyor. Bana geldi. Bizim bulunduğumuz toplantıda namusun ve şerefim üzerine temin ederim ki asla ve asla satışla ilgili bir konu konuşulmadı. Sadece meydan düzenlemesi konuşuldu. Meydan düzenlemesinin içeriğinde Veli Bey imza sahibi yetkisi olmayan kişilerle bizi muhatap etmeyin başkanım. Onların bizden başka talebi var dediğinde Semih Şahin müthiş bir şekilde bozuldu. Ve toplantı bitti arkadaşlar. Veli Bey odada ayrıldı. Bir 10 dakika sonra ben de ayrıldım. Şimdi burada şunu açık ve net olarak söylemek istiyorum. Her kim Bilecik Milletvekili Yaşar Tuzun'un iş takipçiliği yaptığı, onun için belediye geldi diyerek ispatlamazsa yalancıdır, müfteridir, namussuzdur, şerefsizdir. Bu kadar net arkadaşlar. Ben milletimin talebini oraya iletmeye gittim. Meydan düzenlemesinin açılması için gittim. Ama orada görüşme gerçekleşmedi. Toplantı bitti.
Şimdi bu cümleleri kullanan kişiyi ispata davet ediyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni çocuklarımla eşlerinde büyütmüş bir adamım. Aileme, çocuklarıma ayırmadığım vakti Cumhuriyet Halk Partisi ayırmış bir insanım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine tırnak ucu kadar zarar gelsin istemem. Tekrar söylüyorum. Her kim Yaşar Tüzün iş takipçiliği için, pazarlık için geldi diyorsa, bunu ispatlamazsa yalancıdır, müfteridir, namussuzdur, şerefsizdir. Bu kadar ne söylüyorum. Değerli basın mensupları, bütün bu yaşananlardan sonra geldiğimiz noktada halkımızı kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl oldu. Biz bunu bilgilendiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bilecik İl Örgütü olarak başarısını tüm Türkiye çok iyi bilir. Cumhuriyet Halk Partisi, yani 10 kişiler bir aradalar, kulüp olmuşlar diye ithamda bulunanlara şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Örgütü yapılan her iki referandumda hayırı çıkartmış bir örgüttür. Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Örgütü iki milletvekilinin birini kazanmış bir örgüttür. Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Örgütü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yüksek oy oranını almış bir ildir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Örgütü son yapılan yerel seçimlerde nüfusun 1/5'ünü yöneten Cumhuriyet Halk Partili kazandırmış insanlardır. Cumhuriyet Halk Partililer, üyelerimiz, örgütümüz yapılan bu seçimlerde köy köy gezerken, kapı kapı gezerken bazıları koy koy geziyordu. İstanbul'un barlarında, diskolarında cirit atıyordu. Onlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütünün başarısını ölçecek kişiliğe ve kaliteye sahip olmayan insanlardır. Bu açık ve nettir. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü bu dinamizmde çalışan, başarıları tatip ettirmiş bir örgüttür. Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Örgütü'ne kimsenin bu anlamda söyleyeceği bir söz bulunmamaktadır. Evet, yaşanan sürecin büyük bölümünü perde arkasına anlatmaya çalıştım. Bugüne kadar niye konuşmadınız diye soracak olursanız, bizler bugüne kadar parti tüzüğümüzün ve programımızın vermiş olduğu yetki doğrultusunda davrandık ve süreç şekillendi. Bir insan, bugüne kadar belediye başkanı yapmış bir insan, hiç kimse görevden alınmayıp bu kişi görevden alınıyorsa, bu kişi parti tarafından, partinin mahkemesi kurumunda olan Yüksek İstihdam Kurulu tarafından partiden ihraç ediliyorsa, o soruyu kendisine neden sorduğunu, neden atıldığını kendisi sorması gerekiyor. Ve sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Tüm siyaset yapanlara bunu söylemek istiyorum. Eğer haram yolunda siyaset yaparsanız siyaset size haram olur. Haram yolunda siyaset yaparsanız siyaset size haram olur. Bunu üstüne alınan herkes alınmasında bir sakınca yok değerli arkadaşlarım. Eğer sorunuz varsa cevaplandırmaya hazırım. Toplantımızın bu bölümü, bizim başımızdan bu bölümü tamamlanmıştır. İlk sorudan sormak istiyorum arkadaşlar. Merhaba, Rafet Özçelen. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sloganı var. Birleştirici güç diye. Evet. Şimdi son günlerde Cumhuriyet Halk Partili'yle herkes bu yangına benzin döküyor. Herkes işte kılıçlarını çekiyor. Bu yangın ne zaman bitecek? Kim söyleyecek bu yangını? Evet. Değerli basın mensupları, soru için teşekkür ederim öncelikle. Sevinç Şahin'in bir başarısı var kendine göre. Bu partinin ve bu milletin, bu halkın gençlerini ve kadınlarını birbirine düşürdü. Bu başarı onun için. Yani doğru olarak görmediği, doğru olmayan her şeyi doğrumuş gibi anlattığı için maalesef gençlik odalarımızda, gençlerimizde, kadınlarımızda bir tür sancılar oldu. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki yapılacak seçimlerde bir fazla oy alabilmesi için bizler, şahsen ben, Doğu, Güneydoğu, Batı, Karadeniz fark etmiyor, partimizi oyunu arttırabilmek için, halkın iktidarı kurulmak için çalışırken o da daha partileri birbirine düşürmeye gayret ediyor. Onun da buna son vermesini rica ediyorum. Teşekkür ederim. Başka sorusu var? Sayın Vekilim, bildiğiniz gibi Semih Şahin'in gazeteci İsmail Sanırmaz'a verdiği bir demeç de var.
Orada da sizi Memleket Partisi'ne yakın olmakla ve Memleket Partisi'ne alttan bir çalışma yürüttüğü üzerinde bir iddiası var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerli arkadaşlarım, Memleket Partisi bir siyasi parti. Siyasi parti kurulmuş. Genel başkanı var, yönetimi var, il başkanı var, ilçe başkanı var. Eğer bizim böyle bir düşüncemiz olsaydı, iki senede biz kim bekleyecek? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'yim kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyümesi için evlatlarının büyümesinden daha büyük katkı vermiş mesela. Dolayısıyla benim bir başka siyasi partiye, Memleket Partisi olup başka partilere gitme gibi, oraya bir katkı vermek gibi anlayışı hiç olmadı, hiçbir zaman da olmayacaktır. Ha bu arada söyleyeyim, eğer soru gelmeden önce belki soracaksınız bilemiyorum. İşte Holdi Meydan gelsin çıksın karşıma. Ulan kardeşim, Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu tarafından yüz kızartıcı suçtan partiden ihraç edilmiş bir insanda ben yan yana gelmeyi üzül seyredim. Bunlar bakat basit. İhraç edilmiş adam. Aklansın, eğer hukuki yönden, idari yönden, Yüksek Disiplin Kurulu kararını mahkeme taşırılır. Gelsin kamuoyunda nerede istiyorsa o şekilde konuşuruz. Ama o karar beklemeden bununla işte hodri meydan yer karşıma çık karşıma. Kardeşim sen beni bu ülkede çağıracaklar. Sosyal medyada yalan fake hesaplar kurup yalan açıklamalar yapan kişileri çağır. Onlarla yüzleş. O isimleri biliyorsunuz değil mi kimler olduğunu? Söyleyeyim mi? Gerek yok. Ama onlarla yüzleş. Dolayısıyla bizim tutumumuz nettir arkadaşlar. Buyurun. Sayın Bekir, hem Semih Bey hem avukatı kendine gelen müşteri oturmasında herhangi bir şey olmadığı yönde bir iddiaları bulundu. Fakat ben de bir fikir sormuştum, bir yerden bir görme imkanı oldu. Orada hep Kaya, zaten bu Veç raporu Kaya AŞ'ye yükleniyormuş o rapor. Diğer raporlar da ayrı ayrı olduğu için daha devam ediyor. Müfettiş raporunda herhangi bir şey olmuyor fakat Kaya AŞ'ye yönetim kurulunda yönetim görevlilerini ve birkaç firma hakkında Veç raporunun kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapıldığı okudum, görüyorum. Bu konu hakkında herhangi bir şey yapabiliriz mi? Bunda bilginiz var mı? Yok. Doğrusu siyaset arkadaşlar, gömleğin ilk düğmesi ilk emeğe benzer. Eğer siz gömleğin ilk düğmesini ilk günden, ilk aydan, ilk yıldan yanlış iliklemişseniz bütün gömleğin düğmeleri yanlış iliklenir. Bu kadar net. Sevi Şahin daha henüz işin başındayken ilk düğmeyi yanlış iliklemiştir ve böylece süre bugüne kadar gelmiştir. Durum bundan ibarettir. Biz işin siyasi tarafındayız. Siyaseten partimizin yetkili organlarının aldığı kararlara saygı duyuyoruz. İşin idari ve hukuki tarafını yargıçlar ve müfettişler verecek. Bekir'im, Semih Bey geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönüşle alakalı müracaatta bulunacağını ve büyük ihtimalle döneceğini söyledi. Evet. Eğer dönerse tavrımız ne olur? Şimdi Yüksek Disiplin Kurulu kararları yargı sürecine açıktır arkadaşlar. Yargıya ilgilendirir. Gerekli savunmasını orada yapar. Ben orada 4 defa yaptım Yüksek Disiplin Kurulu'na. Bu yetmedi, bir de size yapacağım der. Yargı denetler, inceler, kararını verir. Ama Yüksek Disiplin Kurulu kararı bir bağlar. Siyasi karar odur. Ama o kararın arkasında derler demiştir. Bir de geçtiğimiz günlerde ulusal medyada sizin diplomanızla ilgili bir haber çıktı Sayın Bekir. Diplomanız parayla karşılandı, sahte oldu denildi. Bu evet. Konu hakkında biraz şey yapar mısınız? Vallahi ben ticaret meslek lisesi mezunuyum. Okul öğretmenim o zaman il başkanımızdı. Ali Kutlu okul müdürümüz, Obal Eğitim okul müdürümüz arkadaşlar. Eğer sahte belediyse vallahi siz onları soruşturma açın. Takip edin gazeteci olarak. Böyle bir durum söz konusu değildir. Bir örgün öğretime evet müracaat ettim. O da yarım kaldı, sonuçlanamadı. Ama ben sonuç itibariyle hem belediye meclis üyesi olurken, hem ilçe başkanı olurken, hem il başkanı olurken, hem belediye başkanı olurken, hem milletvekili olurken ticaret, Bilecik Ticaret Meslek Lisesi mezunuyum diye gözükmüşümde. Başka bir şey söylemedim. Eğer orada sahte diyorsanız ama bir lise mezunu bir insanı küçük görmek, ithamda bulunmak, mesleğiyle ilgili branşlaştırmak, böyle bir algı üzerinden sosyal medyada paylaşım yapmanın takdirinde bileci altına bırakıyorum. Sayın Bekir, bu işte Semih Şahin'in bir CHP'li olması ve kamuoyunda işte Semih Şahin yüzünden partinin kötü bir imajı olması, bu imajın değiştirilmesi için bir çalışma yapacak mısınız? Bir de
Mesela Semih Şahin yarın öbür gün göreve geri dönerse, yani konuşulan konulardan bir tanesi de bu. Evet. Bu iki soru için bir cevabınız olacak mı hocam? Şimdi kamuoyunda bugüne kadar partimizin yetkili organları ve bizler herhangi bir açıklama yapmadığımız için, bu süreci anlatmadığımız için eksik bilgi sahibi olabilirler. Bilgiler bundan ibaret arkadaşlar. Bilgi ve belge. Ben belgeden bahsediyorum, bu bilgiden bahsediyorum. Dolayısıyla ben, halkımız, partilerimiz bu bilgi ve belgelere ulaştıktan sonra gerekli düşüncelerin değişeceğini umut ediyorum. Yine ne dediğini söyleyeyim. Yani göreve geri gelmesi yani. Yani şöyle, idari süreç devam ediyor. İdari sürecin devam etmesi, o iddiaların bir araya getirilmesi, o iddiaların mahkemeye sevk edilmesi, iddianame hazırlanması konusundaki süreç devam ediyor. O yargının süreci. Yargı 3 ay sonra mı karar verir, 6 ay sonra mı karar verir, 2 sene sonra mı karar verir? Bunu zaman gösterecek. Şimdi biz idarenin ve yargının kararına karışma şansımız söz konusu değil. Biz siyasi karara bakıyoruz. Siyasi karar partinin yüksek disiplin kurulu, yani partinin mahkemesi vicdanlarında karar vermiş ve Sevim Şahin'in partine ilaç etmiştir. Ben Metin Hocam'a soru sormak istiyorum. Hocam, bir topluluk halinde Semih Şahin'e hırsız demişsiniz. Bu doğru mudur? Semih Şahin'in hırsız olduğunu nereden biliyorsunuz? Vallahi Semih Şahin her zaman istihbarat kaynakları ona yanlış bilgi veriyor. Bunu söyleyebilirim. Bu konu öyle topluluk içerisinde olan falan bir konu değil. İki kişi arasında geçen konuşmalar ve tapunun kayıtlarında da mevcut, kameralarında da mevcut. Kaç kişi olduğunu, iki kişiden fazla o kameralar gösteriyorsa o zaman suçlu benim. Hiç böyle abartıldığı gibi öyle bir şey olmadı. Fakat bu olay savcılığa intikal etti. Ben de geçtiğimiz perşembe günü gittim, savcı bey ifade verdim. Bunun sonucunu bekliyoruz. Tabunun sonucunu aldıktan sonra ben de kapsamlı bir açıklama yapabilirim. Arkadaşlar, siz sormanız ama ben söyleyeceğim. Şimdi bu kişinin ve yakınlarının kendisine kumpas kurulduğunu, komplo kurulduğu iddiaları dolaşıyor. Öyle değil mi? Bunu söylüyorlar. Şimdi kumpası kim kurmuş ben size son olarak bunu anlatacağım arkadaşlar. Bu bir belge. Bu bir ajanda. Reklama girmesin şöyle bir şey. Bu ajandayı dolduranlar maalesef suçüstü yakalandıktan sonra bırakıp gitmişler. Ve burada günlük tutuluyor. Partinin ne yaptığı, Bekir'in ne söylediği, partiyi nasıl ele geçirme taktikleri, Bekir'in yapmış olduğu konuşmalar. İşte kumpası kim kurmuş şimdi görün arkadaşlar. Bu kumpas burada arkadaşlar. Ve maalesef suçüstü yakalanırken bu ajandayı da unutup gitmişler. Kara kaplı defter bu mu oluyor? Singerci mavi ama. Yani kara kaplı mavi kaplı bilemiyorum. Yani kumpası kimin kurduğu, kumpasın için kimler hazırlık yaptığının en somut örneği bu ajanda arkadaşlar. Bu ajanda bizzat kayıt altına günlük tutulmuş. Cumhuriyet Halk Partisi vekilinin hangi toplantıda ne konuşma yaptı? İlginçlerin ne yaptı? Kim tarafından konuşmuş? Kim yazısı? Bu Selçuk Erdoğan'ın. Selçuk Erdoğan. Onun odası da mı çıkıyor? Onun odası. Yeni mi elinize geçti? Evet, yeni geçti. Yazılar ona mı ait? Yazılar ona ait. Kendi yazısı. Kendi yazısı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Hani diyorlar ya kumpas içinde kopyacı. Kumpasın hazırlıkları yapanlar kendileridir. Bu partiye, bu seçilmiş milletvekiline, efendim 16'ın büyük, 16'ın 500 büyük. Kardeşim bizim aldığımız oy olacak. Biz kesin yardımdan mı çıktık? Biz milletin vekili değil miyiz? Biz oyla gelmedik mi? İl başkanı, il yönetimi oyla gelmedi mi? İlçe başkanımız ve ilçe yönetimimiz oylarla gelmedi mi? Neyle geldi? O da kongreler oldu. Kongreler sonucu yapılan seçimden sonrası geldi. Biz ön seçim yaptık. Ön seçimde bu partinin kayıtlı üyesinin %86'sını oyun alan bir kişi milletvekili seçilmişim. 2018'de ön seçim olsaydı tekrar ön seçime girecektim. Parti Türkiye genelinde ön seçimi yapmadı. Ben de birinci sıra milletvekili alıyorum. Peki yani milletin vekili, milletin temsilcisine bu hakaretleri bu sosyal medyada yapacaksın. Biz sırf parti tüzüğümüz ve programımız gereksiz cevap vermeyeceğiz. Yeni ve zamanı geldiğinde cevap veriyoruz. Bunlar komplocudur. Bunlar kumpasçıdır.
İşte komplo ve kumpas yazıları da burada da arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Sayın Vekilim, Sayın Başkanım sorum ikinize. Sayın Şahin yine İsmail Saymaz'a verdiği bir mülakatta, telefon görüşmesinde az evvel Ahmet Bey'in sorduğu soruyla ilgili. Bunlar zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ni bitirmek için çalışıyorlar, Memleket Partisi'ni çalışıyorlar. Artı sizle alakalı işte Alvin İnşaat sahibi iş takipçiliği, mühimmatik açmaları oldu. Bu konu hakkında kendisine 3 yıldır ısınıp dava çıktınız. Evet, yargı süreci devam ediyor. Onu değil sadece. Sosyal medyada yapılan bu hakaretlerin hepsine. Sosyal medyada paylaşım yapıp partimizi, beni suçlayan hakaret eleştiri hakkı serbest. Hepsi eleştiri yapılmış. Yerkasız siyasetçi diyor. İklamdan oluyor. Ya bu ve buna benzerler hakkında gerekli belgelerimizi hazırlıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu müracaatımızı yapacağız. Son olarak Semih Şahin'e aday gösterdiğinizde bir pişmanlık var mı? Semih Şahin'e ben aday göstermedim. Ha bir şeyler söyleyeyim arkadaşlar. Biz de göstermedik. Semih Şahin partide yapılan ön seçim sonrası, üye bazında yapılan ön seçimde birinci olmuştur, bir adayımız olmuştur. Değerli basın mensupları, ne Semih Şahin döneminde, ne Sayın Muharrem Tüfekçioğlu döneminde, ne de şimdi Sayın Melek Mızrak Subaş döneminde, ben belediyenin gerek başkan yardımcılığı konusunda, gerek üst düzey müdür konusunda, gerekse bürokrat konusunda asla ama asla ricada bulunmamış birisi. Ne alınana ne de işten bırakılana. Maalesef belediye yönetiminde de orada yapacak başkanın yaptığı uygulamaların bir kısmı bana ve bize mal ediliyor. İşte vekil yaptırdı, vekil aldırdı, vekil şunu yaptı. Melek Hanım da burada şahittir, Semih Şahin de sağdır. Efendim Muharrem Tüfekçioğlu da sağdır. Ben Bilecik Milletvekili olarak ne Bozcuk Belediye Başkanımıza ne Bilecik Belediye Başkanımıza, hani her iki belediye başkanımıza en ufak bir rica söz konusu olmamıştır. Bu kadar nettir. Vekilim, mecbur sormak zorundayım. O zaman yine buradaydık. Başkan Şahin'in arkasında durdu diye burada bir haber yaptık birkaç ay önce. Siz Başkan Şahin arkasında duracaksınız söylediniz, durduğunuzu söylediniz ve burada bir toplantı oldu. Biz kararı da siyasi karar olduğunu söylediniz. Bu siyaseten olan bir olay mıydı? O gün içinizde bir ateş şimdi yanıyordu da şöyle, söyleyemediniz mi? Yok şöyle, ben onun açıklama yapmadım diyorsunuz. Biz o toplantı sonrası Semih Şahin'in açıklamanı bekledik. Yani bu suçu üstlenecek o danışmanı Yaşar Sübeti Yaşar getirmedi. Ben de komşuda getirmedi. Siz şey, istifasını mı bekliyordunuz? Bekledik tabii, yani onu söyleyeceğim. Biz o toplantıda Semih Şahin, yani ben bu işin siyasi muhatabı benim. Ben bunu üstleniyorum. Partimizin kurumsal kimliğine zarar gelmesin, partiden istifa ediyorum demesini bekledik. O tam tersini yaptı. Bunu rüşvet olarak düşünmediğini, efendim, neydi? Nüfus ticareti. Nüfus ticareti olarak düşündüğünü söyledi. Dolayısıyla biz o toplantının içeriğinde o gün bulunmamızın temel nedeni kamuoyu vicdanı rahatlamadığı için istifasını bekledik. İstifa etme noktasından direndi ve sonuç buraya kadar geldi arkadaşlar. Ama vekilim orada madem bu kadar belgeler elimizde mevcuttu. İl yönetimi Semih Şahin'in arkasında izledi. İl yönetimi sadece destek vermediğini açıklamalar yaptı ve biz de bunu haber yaptık. Madem bu kadar belgeler vardı, niçin arkasında olduğunuzu söylediniz? İşte istifası var. O yani, toplantıda tekrar bizim il başkanı, il yönetimi, ben Semih Şahin'in arkasında izlemedim. Bizi toplantıda basit toplasan çıktı, Semih Şahin'den böyle bir açıklama bekledi. Bizi ters köşe yatırdı yani. Siz çok konuşmadınız o toplantıda. Hiç konuşmadınız. Evet, başka sorusu olan var mı? Evet, teşekkür ederim. Toplantıda sözcü, partinin sözcüsü bendim. O toplantıda biz özellikle Semih Şahin'in de bulunmasını istedik. Çünkü o anda bizim partimizin üyesi, partimizin belediye başkanıydı. O süreçte ilk yaptığımız. İkinci toplantıda ise haksız ve hukuksuz bize göre hiçbir gerekçe göstermeden İdari soruşturma sonucunda görevden alındığı süreçte ikinci toplantımızda ifade ederseniz ve biz bu görevden alınmaya şiddetle yöntemine karşı olduğumuzu, bunun siyasi bir karar olduğunu ve AK Parti'nin ve AK Partili İçişleri Bakanı'nın bu tip uygulamaları Türkiye'nin her yerinde belediye başkanları tarafından yapıldığını, selameti, soruşturmanın selameti açısından diyerek görevden alınmasına karşı olduğumuzu ifade ettik. Ve hatta bir arkadaş soruldu bana,
dedi ki siz belediye başkanının arkasında mısınız? Ben dedim ki belediye başkanımızın bu şekilde görevden sonrasında karşı olduğumuz için arkasındayız. Arkasında olmasaydık yanımıza alıp da basın açıklaması yapmazdık. Ben sormuştum bir soruyu. Evet. Ve ne zaman diyecekler korktu? Artık buraya gelen heyet bu belediye başkanına yapmış olduğu çalışmalar sonucunda hazırlamış olduğu raporla MYK'ya gitti ve oradan da oy birliğiyle kesin ifraç sistemiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra zaten tamamen iplerimiz bu süreçte koptu yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bir de Bekir'im ben son kez sormak istiyorum. Belki evet. Soruyu ben sordum çok ama bir de kamuoyunda sizin milletvekili Selim Yağcı ile birlikte anlaşma yaptınız söyleniyor. Yani siz bu anlaşma böyle bir anlaşma var mı? Semih Şahin dönmesin diye böyle bir anlaşma var mıdır? Bu konuda kamuoyunun sorularını ben. Ben anlaşmayı milleti de yaparım. Örgütüm de yaparım. Partilerim de yaparım. Onun dışında hiç kimseyle yapmam arkadaşlar. Merak etme. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.